Tabii ki ilgilenemem. Başımdan ayrılım yani. Çıkar çıkmaz be. Vur, vur, tırmala, batır toksoplazmanı. Seni sevmiyor arkadaş. Git, bak fışkırttı suratını. Hiç farkında olmadan. O uzay içine... Değil mi? Köpeği de bak. Dün günün kopyası tiyatroya bak. Evet, uzaylı kıçını göndereceğim uzaya. Ya da kıyma yapacağım. Diğer aktörü de geçti. Kaptırı yenin zavallı kedisi. Zavallı yavru kedi. Diğer yavruları gözü sol gözleri kör bu salam. Eskiden ev kedisi sonra hastalandı zavallı. Cazu bakıyor. Şimdi sokak kedisi. Normal işlem. Her zamanki kullandığın bitti. Sonra tekrar kullanırsın. Okula mı çıktın ya? Ne kadar? Nerede kaldın lan? Çok bekledik. Ondan sonra sadece bu 90 derece 24 saat tiyatro. Ben uyarıyorum buradan milleti, ben uyarıyorum. Uyarmaktan da bıkmayacağım. Hani sinekler istedikleri zaman be, arka arsa bok dolu ve sinek yok. İşte etkileri zaman tam noktaya sinekler, sinek bulutları pencerenin önünde. Geçiş yoluna. İstedikleri yere be, istedikleri yere, istedikleri miktardan. Evet, bok yok. Pardon, bok dolu kanyon, sinek yok. Ne var? Toksoplazma mı? Atmosfer. Toksoplazma. Görünmez. Sineklerle değil artık. Rüzgar yoluyla. Katarakt mikrobu gibi. Arpacık mikrobu gibi. Hiç şaşmaz. Sinekler. Besbelli biliyorum yani, toksoplazma rahatsızlığı geliyor içeri. Yok mu burada? Biraz daha şey sal medyaya. Yaşlı kadın bütün emekli maaşını kedi, yüz kedi beslemek için buraya da bir şeyler yemiş. Sümüklü böcek. 100 kedi besliyor. Maaşına el koyun be. Çok fazla var. Onun kaptığı daireler, oradan gelen kiralar yeter. Onları da elinden alın bence. Yüz kediye bakıyor maaşıyla. Vay anasını. İnsanlar aç. Ulan. Sadece buraya değil. Komşunun yarısına da. Ufak kızları var. Kedideki harekete bak, nasıl geri geri gitti böyle ya. Gelişine gelişine. Bir şeye bakarak. Bakın.
arabanın orada şimdi ne yapıyor? Nasıl bir şey lan bu? Sanki bir şey onu kovalıyor. Bastır! Bastır! Anan ilk samıstırda be. Önem veriyorlar. Balkona çıkar çıkmaz. Dün ne oldu? Kafana sıkarım tehdidi yapan. Kambur herifin. Ben buraya kondum. Arabası orada. Kapısının önünde. 2 dakika içinde gelip çekti. Artık bu tiyatro başladı. Kameradan uzak. Sek sek sek, Rise the Beast. Hayvanın sırtında de. Dostoru cennete. Allah'ım ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. Ya 15 dakika geçti. Hala orada. Arabanın içinden çıkmış değil. Beni mi bekliyorsun lan? Gelip diyeceğim arkadaş, orada yaya geçidi var. Halbuki asıl derdim kendi elimin içindeki rüzgar, biliyorsun. Gelip onu soracağım, sonra tehdit, sana ne ulan, dur, geliyorum. Al, al geldim. Noktada değiştirdik, geçiş yoluna da bırakıyoruz. Onu görmedik ya, üstüne basmadık Allah'a şükür. Çünkü toksoplazma be. Yakına, yakına, yakına. Oraya da bekleriz. Böyle dayatacağız, dayatacağız. İnsanlara. Onlar da baştan çıkacak. Atacak, zararı şu bu. Belki gaza gelip zehirleyecek, vuracak. Tek çare. O sen misin? O bile... O bile gerek yok yani. Kabını döktü. Vurun kahpeye. Sülalesi yok edileceği kadar. Evet. Vurun kahpeye. Tüm bu şeylerle uğraşan emlak zenginleri ve kulları saldırın. Böyle emlak zengini olmak isteyen kulları saldırın ulan. Yeni daire sülalesini bitirin. Vurun kapıya. Sonra siz cennete, cennetlik dünyanın en büyük günahını işlediği cehennemlik bir hayvan için. Bir hayvan eşittir cehennem. Vurun kahpeye, sülalesini bitirin. Yeter ki biz İspanya'dan göçen büyü yüzünden, bebeleri katletme yüzünden, ateşten kaçan, Kur'an'da bu hayvanların haram olduğu Yahudi Semiramis Samiri'nin soyu olarak katalım servetimize servet. Her toprağın sahibi olalım. Yeter ki olsun siz cennete. Büyük kuklaları, bok büyüleri, sümüklü böcekler, her türlü mikrop virüs, şu bu diğerlerine. Onlar karar veriyor kim cennete. Evet, sabahtan sonra çıkıyoruz. Biraz bakma. Yine. Ground services. Aynen şeyleri gibi. Yaptıkları gibi birkaç bir gün yani birkaç gün uzak, sonra tekrar
Tekrar. Pes yok. Ben de bunu yaptırtmak için çok uğraştım. Bokları da gelmiştir kesin. Evet, kesinlikle buradan görünüyor. Yeni bokları 24 saat penceremin karşısında. Evet, servises. Ne iş bu be? Şirketinin daha önce işlemini de gördüm. Yazdıksaydım o zaman. Telefonumu bulup falan filan. Antalya'dan anamın telefonu lalara gibi. İş görüşme toplantısına iş sahibiydi. Peki sen ne zaman taşındın buraya be? Birkaç ay oldu dadanmaya başladın. Nereye? Kafesin önüne. Bazen 3 gün, 3 gece. Sonra yayınladıkça yok oldun. Tekrar. Ne iş? Tapusunu mu aldın oraya? Senin gittiğin yerde bir sürü ara sokaklar, bomboş park için. Arazi bok dolu. Oraya park et. Buradan daha çok müşterilerine yaymak için toksoplazma toplarsın. Diğerleri gibi bir işlem yaptığın belli. Ve devlet neden sizi araştırmıyor be? Müslüman bir ülke. Holdinginizin numarası 666-6606. İncil'e bak. Güç gösterisi mi yapıyorsunuz öyle? Ben manik. Bizim numara bu. Taptığımız da bu. Aynı güç gösterileri buraya park eden şeyler gibi. Gazeteciler cemiyetinden tut. Çeşit çeşit belediyeler, otobüsler. Sanki burası bir terminal. Bir işlemden şüpheleniyoruz kesinlikle. Bunu yapmayan zaten kördür ben. Bu işte bir kası tanımayan, kafesin içine girmediğin, orada bir araba olduğu için. Evet, devlet sizi araştırmalı. Araştırmıyorsa işbirlik içindeler.